Hayırlı işler kayınço. Oo Celo, gel. Hoş geldin. Şu belediye gidelim mi beraber hemen? Celo, bir şey değişmeyecek ki. Niye değişmesin ya? Elimizde belgelerimiz var, izin belgeleri. Gider gösteririz, gerekirse başkana çıkarız ya. Celo, o da emir kulu biliyorsun. Asaf Avcı var işin içinde. Ya biliyorum, bilmesine de. Bu paraları nasıl ödeyeceğiz onu bilmiyorum işte. Ben bir çay koyayım sana. Yok yok, istemez, gel buraya gel. Dur, boş ver çay işimi. Celo. Hı. Bak benim biraz 3-5 birikmişim var. İkimize yetmez ama senin dükkanı kurtarırız. Oğlum bir dinle ya. Tamam oğlum, anladım ya. Benimki dükkanda, seninki değil mi? Ya benim dışarıdan masam olmasa da işliyor burası. Seninkiyle aynı mı benim dükkan? Ya eminim, velev ki dediğini yaptık, tamam. E diğer insanlar ne olacak? Vallahi hiç bilmiyorum ne olacak. Asaf Avcı'dan bahsettin mi sen bizimkilere? Yok ya, ben kimseye bir şey söylemedim. Bir tek Perihan biliyor işte, biliyorsun buradaydım. Sen de kimseye bahsetme bence. Yok, söylemem sana. En azından şimdilik. Söyle, ben çay koyuyorum. İyi, koy bari. Rahat durmayacağız. Ay, gene çok sıcak hava, çok. Size kahve yapıyorum Saadet babaanneciğim. Ay, teşekkür ederim yavrum. Ben de bahçeden domatesleri topladım. Ben yıkarım onları. Ah, yavrum, ellerine sağlık. Sevda, sen ne zaman dönmeyi düşünüyorsun kızım? Ha, bilmem ki. Abim de hala yani. Tek sebep gerçekten o mu? Başka ne olacak Saadet babaanne? Demir. Yani biraz da o var tabii. Ömer'i damat olarak alamadık ama inşallah seni gelin olarak alırız. Saadet babaanne. Ha, söyle yavrum. Ben Demir'e çok aşığım. Ay, ben sana kıyamam. Yani o ne düşünür bilmiyorum ama. Ne düşünürse düşünsün evladım. Sen düşündüreceksin. Şöyle biraz işve, biraz cilve, naz. Erkek değil mi? Aklı kayıverir. Kayar mı gerçekten? Kayar, kayar. Sen elinden geleni yap. Nazını yap, cilveni yap. Gerisi çorap sükun gibi gelir. Tamam. Ellerine sağlık yavrum. Afiyet olsun. İnşallah tez zamanda gelinlik kahvelerini içeriz. İnşallah. Hadi gel. Tamam, geldim. Sağ ol. Masalar da gitti. Ne yapsak, içeridekileri mi çıkarsak? Nasıl gitti ya masalar? Şey, Demir sakin ol, dur ya. Ya dün zabıta geldi. Mahalledeki bütün masaları toplayıp gitti. Hey Allah'ım ya. Bir de ceza kestiler. Yani işte kaç kişisiniz ya? 5 tane masa yani, sahip olsaydınız. Olamadık işte Demir. Ne yapalım işte? Devletin memuru neticesinde. İyi de bütün esnafın masalarını mı topladılar? Yani Emin abinin dükkan falan. Hepsini, hepsini. Ama iyi ki bir şey yapmamışsınız. Daha kötüsü olabilir. Evet, Yasemin doğru söylüyor da. Bu ceza işi de zamansız oldu. Ulan tam işler yoluna girecek diyoruz. Bir an lak diye taklaya geliyoruz ya. Ya bir şey, biri şikayet etmiş olmasın bizi? Kim şikayet edecek ki bizi abi? Kim, niye bizi şikayet etsin? Kim uğraşır bizimle? Yani. Bence hepimiz çalışalım. Yani bizi yıldıramayacaklarını anlasınlar. Kim yıldırmaya çalışsın kızım bizi? Ne yıldırması? Yani devletin memurundan bahsediyor. Sonuçta kim bizi niye yıldırmak istesin ki? Evet, eniştem doğru söylüyor. Yani ben ondan bahsediyorum. Yani şimdi masalar alındığına göre çalışalım, para kazanalım ve geri alalım masalarımızı. Aa, sana ne oluyor Ayşu? Sen otur oturduğun yerde. Hani iş bulunması, çalışılması gerekiyorsa biz bulur çalışırız, merak etme sen. Abla, ben neden duruyorum? Çünkü okuyorsun Ayşu. Bana düşmez ama. Ha. Hepimiz bir koldan çalışsak daha iyi değil mi? Yasemin haklı. Biz de bir şeyler yapalım hayatım. Aa, yapalım tabii hayatım. Sebep? Borç aç.
E tamam da size ne bundan ki? Sonuçta ailevi bir mesele bu. Yani. Tamam canım, ailevi bir mesele ama sonuçta aynı çatı altında yaşıyoruz. Yani kiramızı zamanında ödesek, faturalara destek olsak fena mı olur? Yani çok iyi olur Ateş ama nasıl? Yani biz bu Behlül'le Bihter'in keyfini beklersek oho. Ben bir yarış soruşturacağım. Saçmalama. Yani ailevi mesele diyorum. Karışmasanıza siz. Ayşe haklı. Hadi Ateş, yürü biz gidelim. İnternetten bir sürü siparişim var benim. Kız buldum! Aa! Ne vuruyorsun be? Etin de sertmiş be, öyle elim acıdı. Aa! Şey, buldum. Ah, yapamıyorum. Şey yapalım, biz de internetten satış yapalım ha, olmaz mı? İnternet mi? Satış mı? Siz mi? Mümkün değil. Yani kolay değil. Niye kolay olmasın ki? Tıklıyorsun, satıyorsun, tıklıyorsun, alıyorsun, tıkladıkça kazanıyorsun. İşte başım bilmiyor. Bak konu içime. Ne satacağız? Ne satacağız? Ayşe'nin kıyafetlerini. Benim? Benim sarmalar. Benim? Demir'in mantı var. Benim? Senin yumurtalar var organik. Ne? Tavuklar, eğer yumurtlarsa aşkım onlardan bahsediyorum. benim de kekimi satın bari. Yani çok tercih edeceğini sanmıyorum ama deneriz Beyazo. Ha? Benim satacak bir şeyim yok. Müsaadenizle. Peki tamam, şahane plan. Değil mi? Evet. Sermayeyi nereden bulacağız biz? Ha. Ya şimdi benim dükkanda mantı falan var da hazırda şimdi. Ne kadarına yine yetecek o yani, onun koca sermayesini şeyini. İnternet sitesi için de paraya ihtiyaç var. Ya sen kumaşları bir de sana lazım. Okuldan bulurum onu. Nereden bulacağız? Şey mi yapsak? Ha, bir gözaltı falan olmadı değil mi Güner Bey? Anladım. Tamam tamam, yok biliyorum canım. Abim zaten çok titizdir o konularda. Kaç senedir üst üste vergi rekortmeni oluyoruz zaten. Yok yok, tamam yani bu haber yeterli. Siz başka bir adım atmayın. Tamam, teşekkür ederim. İyi günler.